Türkmeniye Televizyonu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler, güncel programıyla karşınızdayız. Sizlerleyiz efendim. Güncel programında çok özel bir misafirle birlikteyiz. Tabii ki bizlerle birlikte stüdyomuzda, konuğumuzda. Profesör Doktor Enver Hasanoğlu bulunuyor. Kendisi aslında Dünya Çocuk Sağlığı Örgütü Başkanı ama birçok görevi bulunuyor ve tabii ki de dünya çapında tanınan bir isim. Bizler için, Türkmenler için ve tabii ki de tüm dünya için önemli bir isim diyebiliriz. Stüdyomuza ve Türkmeniye Televizyonu kanalına hoş geldiniz Hoş öncelikle bulduk. diyoruz efendim. Şuradan başlayalım. Öncelikle Profesör Doktor Enver Hasanoğlu kimdir, nedir? Bizlere biraz hani kendinizden bahseder misiniz? Memnuniyetle olur. Ben 1946 yılında o zaman Kerkük'e tabi olan eski adıyla Selahiye, Kifri kazasında doğdum. Kifri. Biliyorsunuz Osmanlı zamanında bir Musul vilayeti vardı. Evet. Kerkük'te sancaktı. Kifri de oranın bir kazasıydı. Yani Kifri 300-400 senedir hep kazadır. Ve Evet. çok şeydir, kültürlü insanlar yetiştirmiştir. Çok bakan çıkarmıştır. Evet. Neyse onlara girmeyeyim. 1961'de ortaokulu Kifri'de bitirdim. Fakat benim hep kafamda amacım doktor olmaktı. Kerkük'te fen koluna yani liseye Liseyi geldim. burada İki bitirdim. sene burada okudum. 63'te mezun oldum liseden. İstanbul'a gittim tıp fakültesi okumaya. İşte 6 sene orada 69'da mezun oldum. Yani doktor oldum. Evet. Sonra Ankara'da Hacettepe tıp fakültesine geldim. 4 sene sonra uzman oldum. Çocuk uzmanı oldum. Hacettepe'de öğretim görevlisi kaldım. 77'de İngiltere'ye Glasgow şehrine gittim. 77-78. 78'in sonunda döndüm. Hacettepe'yi doçent oldum. Maşallah. Ondan sonra 80 yılında Doğramacı Hoca beni Kayseri'ye, o zaman Kayseri Tıp Fakültesi şeye bağlıydı, Hacettepe'ye, Hacettepe. oraya gittim. Evet. Sonra Kayseri Tıp Fakültesi ayrıldı yani Hacettepe'den, Erciyes Üniversitesi Tıp Üniversitesi. Fakültesi oldu. Orada 5 sene dekanlık yaptım ben. Yani çok çalıştım orada, beni şeye çektiler, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığına. 4 sene de orada dekanlık Ne yaptım. güzel. Yine çalıştım. Benim aram çok iyiydi. Yani politikacı değilim ama bütün politikacılarla, bürokrasiyle aram iyidir. Bir şeyler yaptım orada. Ne güzel. 92 senesinde bu sistem değişti. Yani rektörlük seçim geldi. Evet. Bana da ısrar ettiler. Hocam aday ol. Katılın. Hocam adayım. Ben ne aday olayım dedim ya. Ben 4 senelik geçmişim var. Burada hastanede boğulmuşum falan. Hocam adayım. Çıktık neyse. 12 aday falan çıktık. En fazla oyu aldım. Maşallah. Evet. Demek ki O, sevilmişsiniz evet. ki. Sever, hala severler beni. Yani şimdi gitsem yani kanun müsaade etse aday olsam yine kazanırım. Ondan Kesin. sonra, çünkü şeyiz biz, Kerkükler, Türkmenler çalışkandır. Yani kendini kabullenmesi lazım. Doğrudur. Evet. Ondan sonra rahmetli Özal Cumhurbaşkanıydı. İşte ben seçildim. YÖK'ten de 3 isim gittim. Atadılar beni. Sonra Demirel geldi. İkinci sefer bir daha şey oldum yani aday oldum. Zaten kanun öyledir. 2 sefer rektör Evet. olabilirsin. 4 sene de öyle yaptım. 8 sene bitirdim. Benim Ne rektörlüğüm güzel. bitti. 2000 yılında. O zaman Bilkent Üniversitesi'nde mütevelliyet başkan yardımcısı oldum. Yani doğramacının yardımcısıydım. Evet. Sonra 3 sene de böyle çalıştım. Sonra beni YÖK üyeliğine atadılar. Oradan ayrılmak kanun öyle de ayrıldım. 4 sene de YÖK üyeliği yaptım. O da bitti. İşte 19 senedir falan emekliyim yani. Aslında çocuk doktoruyum. Ama yani çocuk doktorunu bırakmadım. Şöyle bir defa Türkiye Milli Pediatri Derneği dedim. Pediatri çocuk demektir. Evet. Pediatri Derneği'nin uzun süre başkanlığını yaptım. Hala genel sekreteriyim. Doğramacı Hoca ile şey kurduk biz. 92 yılında Türk Dünyası Pediatri Birliği. Yani Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tüm Türk Türkiye, dünyası yani. Kıbrıs.
Hatta bir ara Türkmen elinde şey yapmıştık. Sonra bu durumlar evet. karıştı. Ve kongrelerimizi yaptık. Ben onun uzun süre genel sekreterini, başkanlığını yaptım. Evet. Ne bileyim, Özbekistan'da, Taşkent'te yaptık, Bakü'de yaptık, Almaty'de yaptık, Astana'da yaptık, Kırım'da yaptık. Yani şimdi de hala önümüzdeki hafta inşallah Bakü'ye gideceğim. İyi Onlarla şey. Meşgulüm. Uzun süre Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Vakfı'nın başkanlığını yaptım Doğramacı Hoca'dan sonra. Yani hep bu işlerle, vakıf işleriyle meşgulüm. Şimdi şeye gelince şu anda bir de şeyim var benim. ÜMEMS dediğimiz Union of Middle East and Mediterranean, Orta Doğu Akdeniz Pediatri Birliği'miz var. Onun da genel sekreteriyim. Hala Maşallah. Genel sekreteriyim. Yani onun için Arapça çok iyi bilirim. İki ay önce toplantımız, kongremiz Romanya'daydı, oradaydım. Önümüzdeki sene yapamayız çünkü şey var, internasyonel pediatrinin Hindistan'da var, Gujarat'ta. Mısır'da yapacağız toplantımız. Şimdi de dünya pediatri başkanıyım diyeceksin, nasıl oldu bu? Hı hı. Şöyle, ben yani yönetim kurulundaydım fakat başkanlığı Allah var ya düşünmüyordum evet. da. Japonya'da pediatri toplantısı varken Amerikalı benden önce olan Errol Alden başkan konuşmuş, ne yapalım benden sonra kim olur? Enver'i ikna edebilir miyiz? Bana evet. telefon ettiler. Öyle bir düşüncemiz var. Hiç düşünmedim dedim. Bir müsaade edin. Ankara'daki, Türkiye'deki çocuk profesörlerini topladım. Aa hocam çok iyi olur dedim. Çok iyi olur, çok iyi olur. Ülkemiz için iyi olur. Peki. Artık ne kadar çok sevildiyseniz. Evet. Ama zor iştir. Peki. Destek verirseniz tamam. Evet. Amerika'ya mail attım. Desteklerseniz, support ederseniz kabul dedim. Doğru. Dediler açıkça support edemeyiz. Yani söylemeyiz çünkü. Neyse. Peki çıktık. Türkiye Cumhuriyeti Devlet de yardım etti ona. Hı hı. Seçim Panama'da. Panama. Evet. Gittik Panama'ya, karşıma yani rakip çıktı bir hanım. Evet. Neydi? Leyla Baranova. Leyla babası Azeri. Hı hı. Annesi Rus. Moskova'da doğmuş, kocası Rus. Yani Moskova çok da güzel bir hanım. Maşallah. Yarı yaşımda. Ama neyse seçim oldu. Yani ben oyların %75'ini aldım. Kazandınız. İşte iki sene şeyi yaptım, prezident elect. Şimdi onu yürütüyorum. Tabii sorunlar vardır. Türkiye çapında uğraşıyoruz. Şimdi burada niye geldim? Şöyle, Erbil'de Irak Pediatri Toplantısı ve Erbil Pediatri Birliği'nin kongresi var. Beni evet. davet ettiler. İşte geleyim mi? Gel, meşgulüm. Çünkü haftaya Bakü'ye gideceğim. Ondan sonra da şeye gideceğim. Yılbaşı için, hanımım için zaten şeyde, İngiltere'de. Benim kızım İngiltere'de yaşar, torunum falan. Maşallah. Oraya gideceğim. Hocam gel, hocam geç. Peki. Turan Bey, işte benim küçüğümdür, Ankara'dan bilir. Telefon ettim. Neredesin dedim. Kerkük'teyim hocam dedi. Valla ben Erbil'e geleceğim dedi. Ben gelir görürüm siz dedi. Ondan sonra bir öğretim üyelerimizle görüşsek falan dedi. Ben getireyim Erbil'e. Yani 40 kişiyi, 30 kişiyi ne getirirsin? Peki ben o zaman Kerkük'ü getireyim siz dedi. Hı hı. İyi olur da dedim, yalnız benim pasaportum yok, vizem yok. Halledelim. Geldik yani. Ve çok mutluyum çünkü ben... İyi ki getirmiş sizi Sayın Turan Ketenay'da, Türkiye'yle Vakfı Başkanı'na mutluyum. Çok Hakikaten teşekkür çok ediyoruz. Mutluyum. Çünkü ben 63'te dedim, bıraktım bu tarafları. 66'da da bir, o zaman Kifri, şimdi bilmem, Diyale mi diyorlar, ne oraya bağlıdır. Kerkük'e bağlıydı, pasaport işlerimi uzatmak için Iraklıydım o zaman. 66'da gelmiştim. Evet. Evet. Ama Kerküklüsünüz, Kifri, Kerkük. Tabii canım, yani bunu yani, herkes bilir. Yani Türkiye'de ben Kerküklüyüm dedim. Evet, çünkü Kerküklü demek nedir? Çok önemlidir Kerküklü demek. Hı. Yani Türkmenim, Türk demektir. Evet, maşallah çünkü, gerçekten Türkmenin gururusunuz. Evet, şöyle estağfurullah. Şimdi tabii Telafer'den Mendeli'ye kadar Türkmeniz ama Kerkük merkezdir. Kerkük bir ivmedir. Kerkük bir işarettir. Başkent. Yani onun için her zaman iftihar etmişimdir. Aynen yani. Hocam maşallah, yani birçok görev, birçok iş, yani hangisini saysak bitmez ama gerçekten Irak için, dünya için, özellikle de bastırıyorum, Türkmenler için büyük bir gurursunuz. Hani Türkmenlerin
bizlerin sizin gibi insanları daha çok yakından tanımamız, sizleri daha çok tanıtmamız lazım tüm dünyaya. Ki bizden olduğunuzu herkes bilsin ki biliyor da maşallah. Ama bizim için başka bir gurur. İvan Hanım şöyle söyleyeyim. Buranın rolü çok bende. Hı hı. Temelim kuvvetli. Evet. Benim rahmetli babam, evet, hocamdı yani ilkokulda, mektep müdürümüzdü. Ne güzel. Biz hep öyle yetiştik. Bütün şarkılarımız Allah dağ başını duman almış. Annem beni yetiştirsin. Yani o ruhla yetiştirdiler bizi. Ve ben Türk vatandaşı olduğum zaman babam biraz üzülmüştü. Tamam oğlum dedi şey. Ben dedi senden bir şey rica edeceğim dedi. Estağfurullah buyurun. Türkiye dedi bizim Osmanlı'nın mirasıdır. Evet. İhanet etmeyeceksin. Çalışacaksın. Elini beytil male sürmeyeceksin ve ben öyle bu kadar idarecilik yaptım, ne parayla uğraştım, ne politik, hep çalıştım. Belli. Şimdi elimden geldiği kadarca işte Türkmenlere yardım etmeye çalışıyorum. Hasta yönünden, eğitim yönünden hep destek oldum. İşte bundan sonra da bakalım ne yapabiliriz. Peki eğitimin nasıl görüyorsunuz Kerkük'te ve Irak'ta, daha doğrusu Türkmence eğitimini? Eğitimin faydaları nedir? Birazcık da bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim. Tabii biz kötü bir devre geçirdik. Evet. Zamanımızda yoktu Türkçe, Mürkçe. Yani hoş, ilkokulda öğretmenimiz hepsi Türkmendi. Evet. Türkmence konuşur, Arapça bilmeyiz. Doğrudur. Ama şimdi tabii iyi yani. Türkçe okullar var. Merkezlerimiz var. Ondan sonra bu televizyonun çok önemi var. Tabii. Türkiye'deki yayın, ben Erbil'de Kürtler benimle Türkçe konuşuyor. Neden öğrendin diyorum, televizyondan öğrendik diyor. Evet, yani tabii. Bunun rolü var. Yani gençlere şimdi eğer dinliyorlarsa beni, kötümser olmasınlar. Hayallerini bozulmasın, kırılmasın, düşmesin. İstikbal onlarından daha iyi şeyler. Yeter ki çalışsınlar. Çalışmak lazım. Türkmence eğitimine ne tür desteklerde bulunabilirsiniz mesela? Valla şöyle, Türkmence eğitimi ben uzun süredir demin söyledim ya Bilkent'te müdür. Biz bir projemiz vardı. Evet. Hep öğretmenleri getirirdik her sene. Orada Türkiye Türkçesi verirdik. Türkiye'nin kültürünü yetiştirmeye çalışırdık. Ve hala şimdi de yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile de bu programlar yürüyor yani. Bu Türkçeyi Allah'a şükür yani 80 senedir Türklüğünü kaybetmedi burası, evet, da. Onun için devam etmemiz. Bakalım inşallah daha iyi şeyler olur. Belki bir üniversite falan kurulur diye düşünüyorum. Bakalım. İnşallah temennimiz de bu. Peki hocam sağlık alanında mesela Türkmenlere sağlık sektöründe nasıl destekler bulunabilirsiniz? Şimdi şöyle destek benim yani ben kendi. Şimdi biliyorsun devletin anlaşması var. Hastaları getiriyorlar. Evet. Vakıf aracılığıyla bilmiyorum. Ben yani Türkmenlere şöyle destek oldum. İşte asistanlığı aldım, doçentliği aldım, profesörlüğü aldım, yardım ettim, hale ediyorum. Bir isimler sayarsam sana bitmez. Evet. Ancak böyle yardım edeyim. Şimdi bugün de görüştüğüm bir takım talepleri vardı. Tabii memnuniyetle geldim. Şimdi fizik profesördür. Biraz orada çalışmak istiyor bir ay falan. Bunları ben hallederim, çözerim dedim. Evet. Yani inşallah böyle yardım olabilir diye düşünüyorum. İnşallah yani bizim sizler gibi insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Bir sürü ziyaretler de gerçekleştiriyorsunuz. Dünya çapında sizin ziyaretleriniz gerçekleşiyor. Evet. Ve tabii ki de birçok çocuğa yardımda bulunuyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim İman Hanım. Bizim 149 ülkeden 170 dernek bizim şemsiyemizin altında çalışıyor. Evet. Ve 7 bölgesel derneğimiz var. Şimdi haritaya bakıyorum. Evet. Asya Pasifik var. Evet. Pan Arap var. Afrika var. Kuzey Amerika var. Latin Amerika var. Evet. Avrupa var. Bizimki var. Önübisler dediğimiz Türkçe konuşan cumhuriyetler. Evet. Ve ben bunlara hep başkanlık yapıyorum, idare ediyorum. Esas görevim benim 92'den sonra bu Türk dünyasını yani Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, çünkü onlar içlerine Sovyet Rusya'dan sonra kapalı. Ben onları Batı'ya tanıştırmak oldu. Yani kaç tane Amerikalı'yı oraya bakıyor götürdüm, hastaneye götürdüm, onları götürüyorum. Yani bu görevi de yapıyorum, anlatabildim mi? Şimdi de yani Türkmen elinde yani burada da bu sağlık alanında yardımcı oluyorum, olacağım zaten. Bundan İnşallah. Şüpheniz olmasın. İnşallah yani
1.200.000 çocuğa... Bir milyon 200 milyon çocuk hekimiyle 2.5 milyar çocuğa. Maşallah. 2.5 milyar çocuğa. Maşallah. Tabii 2.5 milyar çocuk, tabii dünyada çocukların sıkıntısı çok. Ama bizi şu anda meşgul eden, karşımıza çıkan 4 problem vardır. Nedir bu problemler? Evet. Bir, COVID. Evet, COVID her ne kadar çocuklarda daha selim, daha rahat geçiyorsa, fakat bir takım pandemiden dolayı sıkıntılar çıktı. Evet. Çocuklarda can sıkıntısı, kafa bozukluğu, anxiety dediğimiz sıkıntı, ondan sonra evde kaldığı için evde eğitim tartışma, kavga, obezite, bunlar oldu. Hı hı. İki, pandemi zamanında okullar kapandı. Evet. Herkes yetişemedi okula. Onun için ve bir kısım çocukların, ben genel konuşuyorum tabii, evet, yalnız evet. Türkmen meselesi değil, dünyadan konuşuyorum evet. Tabii. Çocuklar okulu bıraktı. Evet. Ne oldu bu çocuklar? Tabii. Cahil bir nesil ya paralı asker oldu, doğru. Terörist oldu veya sizin gibi hanımsa 14-13 yaşında evlendi, erken evlilik çıktı. Bu problem. Doğru. İki, çevre. Çevre kirliliği. Hı hı. Artıyor. Bak, kuraklık artıyor. Anlatabildim mi? Mesela ben Ankaralıyım. Evet. Daha kar yağmadı Ankara'ya. Bakın neredeyse ocağa geldik. Evet. Bu ne oluyor? Tabii kuraklık, kirli hava, air pollution dediğimiz solunum sistemi hastalığını, kardiyovasküler, astım, bunlar artık, bunları bırakalım bir tarafa. Esas ne oluyor? Kuraklık oluyor. Evet. Su sıkıntısı oluyor. Dolayısıyla özellikle Afrika gibi ülkelerde kötü beslenme, malnutrisyon ve bulaşıcı hastalıklar, kolera, malaria artıyor. Bu iki. Evet. Üç, refüji. Refüji ne demek? Göçmen çocuklar. Evet. Dünya karışık. Evet. Şu anda dünyada 82 milyon göçmen var. Bunların yarısına kadarı, 40 milyonu çocuktur, 18 yaşın altında. Nereden bunlar? Evet. Bangladeş, Filipin, Yemen, Suriye, Meksika. Ve Türkiye bildiğiniz gibi evet. 6 milyon, bu legal olarak belki 8 milyon şeyi misafir ediyoruz, göçmeni. Göçmeni. Ve bunların yarısı çocuktur. Tabii ne oluyor bunda? Biz projemiz vardı yani IPA olarak, International Pediatric, Türkiye Milli Pediatriyle kamplara gittik. Nizip'e gittik, Cevleti'ye gittik. Oradaki hekimleri yetiştirmeye çalışıyoruz, eğitim veriyoruz. Annelerle, babalarla konuşuyoruz, İletişime çocukları gidiyoruz. Muayene ediyoruz. Bu da sıkıntı. Çünkü o çocuklar, annesi ölmüş, babası ölmüş, evi yıkılmış, eğitimden uzak kalıyor, hastalıklara yakalanıyor, kötü besleniyor. Yani bunlarla dünya, yani biz meşgulüz. Evet. Ondan sonra şeyimiz var daha, çevreyi dedim, pandemi dedim, bunlarla uğraşıyoruz. Bunlar bizi meşgul ediyor evet. Şu anda. Evet, bizim Türkmenlerden de bir sürü göçmenlerimiz oldu maalesef. Var tabii, maalesef. Onlar da ilgileniyor. Evet, onu. Mesela madem açtınız, ben 15 yıl önce bizim şey var, Suriye'nin kuzeyinde evet. Bizim Türklerin bölgesi var biliyorsun, oraya gittim ben. Evet, bizim. Bunu da soracaktım. Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişsiniz. Evet, şöyle, Afrin, Aziz, Çoban Beyli ve Çoban Beyli, El Baba, Ra'i dedikleri, yani bunları... Gittik. Yani bir grup aldım yani doktor Hacettepe'den, Gazi'den gittik. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük işler yapmış orada. Mesela Aziz'de bir hastane var, 200 yataklı. Hı hı. Başhekimi de tesadüfen öğrencim çıktı, Gazi'den mezunmuş. Maşallah. Ondan sonra şeye gittik, Çobanbeyli üniversite kurmuş orada devlet. Evet. Dekanıyla, mekanıyla, öğrencisiyle. Hakikaten gurur duydum. Hı hı. Tabii orada da çocuklarda sıkıntı var. Mesela şeyde, Afrin'de Yunus Emre Merkezi evet. Türkçe öğretiyor onlara. Kurs açmışlardı, bir sergileri vardı, resim, hat, şöyle. İnsan hakikaten iftihar ediyor. Hı hı. Onun için bir pediatrist olarak, çocuk hekim olarak tabii yükümüz ağırdır, zordur. Ama işte uğraşmaya çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım inşallah. İnşallah. Çok. Peki hocam, şimdi Kerkük'e geldiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Irak Türkmen Cephesi'ni de ziyarette bulundunuz tabii ki de. Sayın Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan Bey'le de görüştünüz.
Kerkük'ün nelere ihtiyacı var hocam? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa Kerkük'ün ümitsizliğe düşmemesi lazım. Bir, ona ihtiyacı var. Evet. Morale ihtiyacı var. Evet. Ama diğer ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman şanslıyız. Dilimizi, kültürümüzü kaybetmedik. Evet. Bakın. Kerkük'ün bir eğitim programına ihtiyacı vardır. Ben anlamam şimdi Hasan Bey'in oraya gittiğim zaman bir takım şeyler söylediler de köylere tarım falan. Ben dedim anlamam. Ben eğitimden anlarım. Hı hı. Sağlıktan anlarım. Biz kültürlü, eğitimli bir nesil yetiştirmemiz. Evet. Belirli yaştayım. Eğitim zaten ben, her şeyin başı. Evet. Eğitim en önemlisi. Tabii. Bakın Almanya 2. Dünya Savaşı'nda yıkıldı. Neden? Da toparladı. Niye toparladı? Eğitimli bir nesli vardı. Evet. Eğitimli bir şeydi. Onun için elimizden geldiğince bakalım uğraşacağız. Hasan Bey'le de işte Turan Bey'le de bir şeyler yapmaya çalışırız inşallah. Olur diye i̇nşallah düşünüyorum. Sağlık açısından da tabii ki de. Sağlık açısından tabii ben eğitim açısından diyorum. Belki bir üniversite falan kurabilirsek çok şey olur. Bakalım inşallah peki, olur. Peki hocam kaç sene oldu sizin Kerkük'ten çıkalı? Mesela Kerkük'e yıllar sonra ilk defa geldiniz. Farkı nasıl buldunuz? Eskiden mi Kerkük, şimdi mi Kerkük? Biraz önce programdan önce biraz bahsetmiştiniz. Ama başında dedim İman Hanım zor soru sorma bana ama sordun yine. Tabii eski Kerkük. Eski Kerkük. Eski Kerkük. Beni Atlas Caddesi'nden şaşırdım ya. Şaşırdım. Ne olmuş yani böyle? Cumhuriyet Caddesi'nden önce. Tabii Kerkük çok güzeldi. Yemyeşildi böyle. Küçüktü. Şimdi büyümüş tabii bir de ihmal edilmiş. Yani evet, özellikle maalesef. Belediye şeyinden baktı üzüldüm yani her tarafı çöplük möplük bunlar tabii üzüyor beni de. Madem sordun eski Kerkük'ü daha özlüyorum. Tabii. Bazen de içimden geçiyor. Keşke görmeseydim şimdi. Eskisini. Eskisini görürdüm. Aklınızda ama, olan Kerkük'ü. Evet. Ama inanamazsın. Ben mesela benim gece bazen uykum kaçtığı zaman hep buralarda dolaşırım. Böyle aklınızda böyle. Evet, sürekli. Evet, anılarım böyle camdanır. Onların üzerinde okulda kim vardı? Mesela sayarım mesela. Hı-hı. Sınıfta kaç kişiyi sayabiliyorum. Neyse, geçmiş. Evet. Ama ümit varım. Kötümser değilim. Olacak, iyi olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Tabii hocam yani tabii sizleri burada görmekten, Kerkük'te görmekten mutluluk duyarız. Umarız ki bir gün Kerkük'ü daha güzel bir şekilde görürsünüz ve sürekli gelişleriniz devam eder artık. İnşallah. Havaalanımız var artık. Evet, biliyorum evet, tabii. Tabii havaalanı var inşallah. Yani dün de şeyde okudum galiba bir yerde. Yabancı turistler gelmiş buraya. Evet yabancı turistler. Yavaş tanıttırmamız lazım. Tanıtmamız lazım. İnşallah yani ben çok seyahat ederim. İnanın bu sene ne bileyim ne Bosna kaldı, ne Belgrad kaldı. Efendim o biri şey, Romanya'ya gittim. İşte Kıbrıs'a çok gideriz, seyahat ederiz. İşte şimdi de Kerkük'teyim. Haftaya da Bakü'ye gideceğim. Gelirim. Kerkük tabii benim bekleriz. İçin ayrı bir yeri vardır yani. Bekleriz. Kerkükli olmaktan her zaman gurur duymuşumdur ben. Böyle. Ne güzel. Evet. Bizler de tabii ki de sizin bir Kerkükli olmanızdan gurur duyuyoruz. Hayır ben de hep gurur duymuşum. Hep söylüyorum yani ben şimdi hayatımda sorarlar ben nasıl yani kolay değildir İman Hanım. Kifri'den, Kerkük'ten bir adam çıkıp da Türkiye'de rektör olmak kolay iş değil. Tabii işte. Hep işte mücadele edelim. Sizin... Hep söylerim yani bizi iyi yetiştirdi. Beni etkileyen hep söylemişimdir. Üç kişi var. Bir, babam. Babanız Allah'a. Mektep müdüründü. Yani milliyetçilik şeyini o öğretti. Hı hı. İki, merhum hocam doğramacıdır. Çok şey öğrendim kapıda durur. Bir de eşimdir. Eşim de profesördür, çocuk doktor. Uzun ama ömürler arkam, sizler. Hep arkamda durmuştur, desteklemiştir onun ne için. Ne güzel. Bir de şeyiz yani Kerkükler farkındaysan çalışkandır yani. Anlatabildim mi? Çalışırsın, mücadele edersen, kötü işlere bulaşmasan bu paramara işine yürürsün, olursun yani şey değil. Tabii ki de. Maşallah hocam yani gerçekten hani çok güzel yerlere yetişmişsiniz. Çok güzel işler yapmışsınız. Hani rekor kırmışsınız diyebiliriz bir Kerkükli olarak. Türkmenlerin sizler gibi insanları tanıması ve bilmesi lazım. Biz bu programı sizin için özel yaptık ki tüm halkımız sizi bilsin, görsün, tanısın bir Kerkükli olarak. Nasıl gururlar başarmışsınız tabii ki de bizler adına, Türkmenler adına. Bu bizim için başka bir şey doğrusu. Çok teşekkür ediyorum. Biz bana teşekkür bu ederim. Fırsatı tanıdığın için çok teşekkür ederim. Ben de hemşerilerime bir daha söylüyorum. Moralinizi bozmayın. Dik durun.
önünüz açıktır. Buna kalbimle inanıyorum. Yani Hocam yani kapatmadan önce şimdi şunu da sormak istiyorum. Eskiden mi nasıl yani bağlasam şimdi Türkmenlerin daha doğrusu nasıl görüyorsunuz? Kerkük'e bağlı mı görüyorsunuz? Türkmenlerin Kerkük'ü savunduklarını destekliyor musunuz? Tabii canım yani bunun hiç şüphen olmasın tabii ki. Eskiden yani, mi şimdi mi Türkmenler daha baskın? Şöyle oldu şimdi demeyeyim de yani şimdiki Kerkük'le tabii Kerkük'e bağlı Türkmen'e bağlı. Hı hı. Fakat bir kısım dağıldı. Evet. Yani ben kendi ailemden biliyorum. Evet. Bir kardeşim Kanede dedi, bir kardeşim Göteborg dedi. Yani o Saddam zamanında şey oldu yani bir tekme yedi, herkes yedi, dağıldı. Evet. Ama şimdiki Kerkük'te olan Türkmenler bağlıdır, milliyetçidir. Türklük için, Türkmenlik için çalışır, hiç şeyim yoktur. Yani gurur duyuyorsunuz bununla gurur tabii ki. Gurur duymaz olur muyum ya? Gurur duymaz olur mu? Temelim kuvvetli. Türkmenim diyorum. Kerkük'üm de. Tabii gurur duyuyorum. Tabii ki de. Ve çok yani bakın beni bırakın rektörlük, dekanlık, makamlık. Çok yetişmiş arkadaşlarımız vardır Türkiye'de. Hı hı. Yani çeşitli alanlarda becerikli yetişmiş arkadaşlar var. Şimdi Hasan Turan Bey'di, Turan Kepteni'yi söyle. Bunlar hepsi çalışkan. İftihar ediyorum ben. Tabii ki de bizler için başka gurur onlarda tabii ki sizler gibi. Peki hocam yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Aslında ben bilerek lafı uzatıyorum ki programı bitirmek istemiyorum. Sizinle oturmak, sizinle konuşmak başka bir şey doğrusu. Yok sağ olun İman Hanım da fakat şöyle yani ben kongreden kaçtım. Evet kongrede. Ve söz verdim akşam 4'te buradayım diye. Çünkü şeyim var yetişmem lazım. Doğrudur. Ama size söz veririm inşallah. Allah şey verir, sağlık verirse, ömür verirse gelirim inşallah. Ya şaka yok ben 77 yaşındayım bakma. Maşallah öyle, çok öyle. Daha genç duruyorsunuz. Yok yok estağfurullah şey derdi doğru mu diyor hocam. Yalan da olsa hoşuma gitti. Çok genç gözüküyorsun diyorsun da. Yok hocam yok, gayet değilim, sağ olun. Yakışıklı çok, ve genç çok duruyorsunuz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Hakikaten. Teşekkür ediyoruz o zaman son sözünüzü alalım kısaca. Efendim? Son sözünüz. Son sözüm. İşte bir daha söylüyorum. Türkmenlere, Kerküklülere yani bu bölgede Telafer'den Mendeli'ye. Ben Telafer'e de çok gittim. Yani ne güzel, ne tabii. Güzel. Moralinizi bozmayın. İstikbal sizindir. Bizim de yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yapacak, göreceksiniz. Bir kültürlü nesil yetişsin. Yeter ki şey yapın. Yani birbirinize bağlı olun. Birbirinizin kuyusunu kazmayın. Ve kültürlü olacaksınız. Kendinizi muhafaza edeceksiniz. Başka seveceğim bir şey yok. İnşallah. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili Türkmenya Televizyonu ve Güncel Programı izleyicileri. Efendim programımızın sonuna geldik. Özel bir programla karşınızdaydık tabii ki de. Bizlerle birlikte Profesör Doktor Enver Hasanoğlu. Kendisi Dünya Çocuk Sağlık Örgütü Başkanı ama birçok görevi de var tabii ki de. Bu sadece bir tanesi. Dünya çapında tanılan bir isim ve tabii ki de biz Türkmenlerin gururu olarak bugün kendisini bu programda ağırladık. Tekrardan teşekkürlerimizi iletirken sizlere de bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın.